Biz yeşil şehir, akıllı şehir olmak zorundayız. Ve toplumsal dönüşümü bu şekilde başarmak zorundayız. Yapabilir miyiz? Vallahi yaparız. Şurası inanmış bir kişi buradaysa bunu başarabiliriz. Bu şehri yeşile dönüştürmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Birlikte başarabilir miyiz? 2014 yılında iklim master planı yapan ilk büyükşehir belediye başkanı oldum. Bu çok mühim. Niye bunu yaptık? Neyi kirletiyor? Bilim diyorsa bana neyi kirletiyor? Sanayinin akıllı ve yeşil sanayi olması lazım. Attığı suyun balığı öldürmemesi, ağacı kurutmaması, insanı hasretmemesi lazım. Bugün aldığımız tedbirlerle daha da yüksek biyolojik arıtmaya geçiyor. Nizip'te yaptığımız Türkiye'de ilkti. Hem kimyasal hem biyolojik arıtma tesisi tamamlanıyor. Bu memlekete ilk hidrojenli otobüsü Gaziantep Büyükşehir getiriyor. Allah'ın izniyle. Örnek olmak, lider olmak, doğru bir şekilde yönetmek, bilim ve akılla yönetmek budur. Atatürk'ü sevmek de budur. Atatürk'ü anlamak da budur. Atatürk'ün izinden gitmek de budur. Bu memleketin geleceği için, yeşili için kent estetiği daire başkanlığı kurduk. Şu anda kaç kişi çalışıyor Gazi Bey yanında? 1150 kişi arkadaşlar. Bir derdimiz var. Tema ile en iyi çalışan belediye biziz. Bir derdimiz var. Yeşil bizi birleştiriyor. Yeşil bizi kaynaştırıyor. Yeşil bizi bir ağacın altında topluyor. Yeşil bizi bir yağlı köftenin etrafında topluyor. Aileyi bir araya getiriyor, muhabbet ettiriyor. Bütün haftanın yorgunluğunu gideriyor. O özden gideriyor. Daha yeşil bir dünya için, yeşil şehirler, huzurlu nesiller için hiç durmadan yola devam diyor. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.